sağlık ordusunun neferleri işte nasıl koşullarda çalışıyorlar. Semine Hemşire'den, Sayın Aydemir'den dinledik bunları. İki şey benim dikkatimi çekti. Bir tanesi, sokağa çıktığımızda diyor Sayın Aydemir, bizim hastane koşullarında neler olup neler bittiğini insanların daha iyi anlamalarını, daha iyi kavramalarını bekliyoruz. Halbuki dışarıda öyle bir manzara yok. Dışarıda biraz daha sorumsuz bir manzara görüyoruz. Hala maske takmanın önemini kavramayan, mesafenin önemini kavramayan insanları görmek bizi üzüyor mealinde konuştu. Ama daha da dikkatimi çeken bir unsur var. Bakın özellikle sordum onu. Sizlere rutin test yapılıyor mu diye. Öyle ya, savaşın ön cephesinde savaşıyorsunuz. Hani deyim yerindeyse, benzetmek gibi olmasın, mermiler üzerinize yağıyor. Virüse karşı daha fazla riskle açık olmaktan, o tehlikeye daha fazla açık olmaktan söz ediyorum. O koşullarda çalışan insanlara rutin koronavirüs testi yapılmıyor. Oysa ki biz televizyon ekranlarında devletin en üst kademelerinde insanlardan günde bazen birkaç kez test oluyoruz şeklinde açıklamalar duyduk. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ya da milletvekillerinin ya da bakanların ya da üst düzey bürokratların bulundukları ortamlarda titiz bir şekilde kimi zaman gün aşırı sık sık test yapıldığını biliyoruz. Peki bu insanların canı can değil mi? Sadece canı korunacak insanlar VIP statüsündeki insanlar mı diye sormak istiyorum. Ülkenin sağlığına tekrar kavuşması için gece gündüz kimi zaman 10-12 saat hatta çok daha uzun sürelerle, uzun şiftlerle, vardiyalarla çalışan emekçilerden, sağlık emekçilerinden söz ediyoruz. Doktordan, hemşireden, hasta bakıcıdan, sağlık teknisyeninden, eczacıdan, hastanenin diğer bütün personelinden söz ediyoruz. Öncelikle bu insanların test edilmesi gerekmiyor mu? Çünkü en fazla risk altında bu insanlar çalışıyor. Bunu da Sağlık Bakanlığı'nın bir kez daha bu konudaki politikasını gözden geçirmesini ve en önemlisi de bu insanların haklarını cömert bir şekilde vermesini istiyoruz. Çünkü zaten çok tatmin edici ücretlere çalışmadıklarını biliyoruz bu insanların. Herkes sanki hastanelerde çalışanlar profesör düzeyinde, bilmem ne düzeyinde maaş alıyormuş gibi bakmayın. Son derece zor koşullarda geçim sıkıntısı çeken insanlardan da söz ediyoruz. Haklarını, hukuklarını da özellikle bu dönemde daha hassas bir şekilde gözetmelerini de devletten rica ediyoruz onlar adına.